Yılmaz Morgül. Harika. Orkestra süper ya. Evet, peki. Yılmaz, niçin kendine bir program yapmıyorsun? İstediğin gibi kendi kendine dağıt, istediğini yap. Niçin? Niçin bir talk show yapmıyorsun da el alemin talk show'unu patlatıyorsun, çıldırtıyorsun, yapmadın. Bunca yıldır benim programlarımda yapmadığın kalmadı bebeğim. Ben şu anda evdeki avokadolarımı düşünüyorum. Ben de senin gözlüğünü düşünüyorum. Çünkü, bu ne acayip bir şey. Çünkü suyla iftarımı açtım. Allah kabul etsin. Aklım iki tane avokadomda. Acaba hani ben gidene kadar yumuşacaklar mı diye düşünüyorum. Evet, çok ilginç. Ay Allah'ım. Suyla iftar açıyor. Fakir Yılmaz. Fakat ya, avokado düşünüyor. Allah sana kilo kilo tonlarca başka hiçbir avokado şey yiyemiyorum. Bebeğim benim. Avokado, domates, peynir, 7 tane siyah zeytin. Bu benim morgül salatam. Şimdi ben sahurda bunu yiyeceğim. Ağlayacağım morgül salatam. Günde bir öğünle, evet, mutlu olabiliyorum, doyabiliyorum. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Gözüm tok benim ama senin gözünün aç olduğunu da biliyorum. Çünkü Uykusuzlar Kulübü'nde uykulu olmak çok zor. Çok zor. Senin gibi gözleri hep açık olmak gerekiyor. Çok tatlısın. Çok neden tatlısın. Talk show yapmıyorum? Neden yaptın? Çünkü bu sene sahneye ağırlık vermek istedim. Yıllardır televizyondayım. Hı. Ama benim talk show yapacağım bir ekran yok. Yok. Neden? Evet, çünkü ben çok şeyler yapmak istiyorum. Ağlayacaksın yani mı? Ben böyle sıradan bir konuk olmak istemiyorum. Biliyorum, mesela işte sen şimdi Okan Boy'a gelsin, konuğum oldu. Mesela kafanı ısırmak istiyorum. Kafamı ısırmak, avokadolara saklasan, benim kafamı yemesen. Yani herkesin böyle olduğu gibi olmasını istiyorum ben, biliyor musun? Hani samimi olalım, açık olalım. Evet. Yani böyle oynamayalım. Oynamayalım. Ben ekranlarda oynayanlar insanlardan hoşlanmıyorum. Ben olduğum gibiyim Yılmaz yani. Ne olur oturur musun bebeğim? Kamera i̇şte oturmayı da sevmiyorum. Ne olur? Mesela şurası çok hoşuma gitti. Peki mesela oturalım. Bak, orada. Çok güzel. Yanına gelebilirim eğer arzu edersen. Gel tabii. Burada gel, bak, şeylerimiz olsun de var. Seyircinin karşısında oturuyor. Bunlar ışıklarımız da var. Bunları da açabiliriz. Çok peki. İlginç. Bak çok güzel. Çok güzel. Biz evet. Bizeyiz. Baş başayız. Evet. Seyirci de çok güzel. Seyircimiz harika. Çok güzel. Harika. Seyircimiz çok beğendim hakikaten seyirci. Öz yayından ve Boğaziçi'nden gelen sevgili dostlarımız var. Bazı tabii ki diğer misafirlerimiz var. Damarlarda dolaşan kan. Ambulans çağırabilir miyiz? Dolaşır gelir kalplere yakan. Hayat verir hayat Okan, Okan. Bunu sürekli yapıyor, delirtecek kadar çok yapıyor. Radyo programında da sürekli şunu söylüyor. Ne oldu? Yeni bir gen mi bulunmuş? Neydi? Söylesene onu. Evet. Efendim, yayınımıza bir süre ara vermek zorundayız ve hemen haber merkezimize bağlanıyoruz. Büyük haber merkezinden TV 100'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir son dakika haberiyle karşınızda ben Yılmaz Yanılmaz. Bütün dünya bunu konuşuyor. Evet, öyle bir gen bulundu ki insanların dünya kurulduğundan beri bekledikleri gen nihayet bilim adamları tarafından açıklandı. İşte o asırlardır beklenen gen Okan Bayülgen. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Haydi söyle. Seni nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Yani yıllarca bak sevgili çalışma arkadaşım Beyazıt'la beraber yıllarca bunları söyledik. Çünkü elin Amerikalısını. Beyazı hiç beyaz bulmuyorum.
Dur anlatayım. Birisi de aa dedi. Bak hayır niçin söylüyorum. Çünkü Beyaz'la beraber hep bunu konuştuk. Yani elin Amerikalısının şovuna çıkan adam hazırlıklı geliyor. Bir şov icra ediyor, bir şey yapıyor. Bize gelenler, oturuyor. Ondan sonra sor bakalım ne soracaksın? Bana yaraşır bir sorun var mı? Diyerekten. Dolayısıyla hakikaten bizim programlarımız şovmenlerin sürekli çabasıyla devam ediyor. Senden bir tane daha olsa Türkiye'de ben seni alsam sürekli, Beyazıt da onu alsa, ikinci Yılmaz Morgül'ü alsa biz bu işi kapatmıştık rahat rahat, emekli olmuştuk vallahi. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Okan Bayülgen zaten efsane. Çok hani talk show'un Türkiye'deki hem radyodaki çok hem sevdim. De ekranlardaki efsanesi. Yani ben sana bunları bilmem ne için söylemek zorunda değilim. Ederim. Çünkü bildiğimi söylemek zorundayım. Beyazıt Öztürk de tabii ki senden sonraki jenerasyonda çok başarılı olmuş çok bir arkadaşımız. Şimdi üçüncü ismi hazırlanıyor ekranlar. Kim o? Hangi? The Purple Rose. The Purple Rose. I am. Yeah. Bunu My hemen, Purple Rose. Bu bir teklif mi? Yoksa bu bir teklif mi? Yılmaz yoksa bir talk show programı yapacak? Peki. Why weigh it down? What to be won? There's any idiot alone, what's in the lawn? No! Gel. Şimdi Yılmaz'ın bir Avustralya seyahati oldu. Gel onlardan bahsedelim. Şimdi. Evet. Bu Avustralya'dan seni Instagram'da takip ediyorum, mağdurum. Oraya koyduğun her şeyi izliyorum, her şeyi seyrediyorum. Bir kere Avustralya'ya gittin, spor yaptın. Evet. Ondan sonra orada konserler verdin, radyo programlarına katıldın. Önce de Los Angeles ve New York'taydım. Ama buralarda ne için bulunduğumu söyleyeyim öncelikle. Evet. Engelliler için evet, çocuklar evet, orada evet, bulundum. Yine Ekim ayında yine Engelsiz Yaşam Vakfı olarak önce Los Angeles'ta, daha sonra Ohio'da ve daha sonra da Miami'de yine engelliler için konser çalışmalarım olacak. Bu konserlere sadece Türkler gelmiyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Nasıl Türkiye'deki konserlere sadece ne bileyim atıyorum şimdi Julio Iglesias geldiğinde İspanyollar, Türkiye'de yaşayan İspanyollar gelmiyor herhalde. Tabii ki. Yani uluslararası tabii bir ki, star. Uluslararası bir yıldız tabii ki. Evet ama Türkiye'de her şeyi çok abartıyoruz biliyorsun. Hani burada New York'ta sanat eğitimi almış abi. İşte akademide, işte Bentley Akademi'de, müzik akademisinde adam eğitim görmüş. İşte bu adama özel ilgi gösteririm. Ama bizim kendi toprağında, gecekonduda doğmuş, kendi imkanlarıyla, Allah ona vermiş olduğu sesle adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama onun değeri bilinmiyor. Bu da Türkiye'nin sanatçısının trajik öyküsüdür. Yılmaz Morgül de onlardan biri. Ama ben ne diyorum? Hiçbir şey umurumda değil. Yaşarken herkes değerimi bilmeli. Öldükten sonra benim değerim bilinse, ay belgeseller çekilse, kitaplar yazılsa bana ne? Sana ne? Kime ne?